Dostlar selamünaleyküm. Paris Air Show'da Türk savunma sanayii tam anlamıyla şov yaptı. Orada çalışmalarıyla farklı farklı firmalarımız var ama biz bugün TUSAŞ'ın ilk defa sergilediği iki projeye odaklanıyoruz. Birincisi ilk defa göreceğe çıkardıkları kargo İHA projesi. İkincisi de yine ilk defa birebir modelini sergiledikleri genel maksat helikopteri. Bu iki proje Türk Silahlı Kuvvetlerine ciddi kabiliyetler kazandıracak ve bugün özellikle bu kabiliyetlere odaklanıyoruz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımızın büyümesi ve videolarımızın çok daha geniş bir kitleye yayılması için bize desteğiniz önemli. Ve bize destek vermek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Biliyorsunuz Türkiye insansız hava araçları konusunda son yıllarda özellikle de son 15-20 yılda destan yazdı. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın bir numarası haline geldik. İhracat rekorları kırıyoruz. Ama tabii insansız sistemlerle ilgilenmemiz gereken tek başlık sihalar değil. Çünkü Türkiye şu an bugünden ziyade geleceğin savaş konseptlerine hazırlık yapıyor ve insansız sistemlerin savaş sahalarındaki etkisi günden güne artıyor. Biz de insansız kara araçlarından deniz araçlarına bildiğiniz neredeyse bütün silah sistemlerinin insansız versiyonlarını geliştiriyoruz. Bugün de ilk olarak yepyeni bir kategorideki ilk çalışmayı konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin ilk kargo ihası. Aslında bugün konuşacağımız Türkiye'nin tek kargo insansız hava aracı çalışması değil ama ilk göreceğe çıkanı. Paris Air Show'da Türkiye'nin savunma sanayi firmaları resmen show yapıyor ve TUSAŞ ilk kargo İHA'sını burada göreceğe çıkardı. Elbette şu an için çok fazla bilgi yok. Bildiğimiz çok kısıtlı bilgiden biri burada sergilenen versiyonun küçük bir versiyon olduğu ve 80 kilo yük taşıyabileceği. Ayrıca bunun farklı versiyonları içinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin hedefi 500 kilogramın üzerinde yük taşıyabilen kargo İHA geliştirmek. Tabii bugün Paris Air Show'da sergilenenden sonra 500 kilogramlık kapasiteye gelene kadar farklı farklı versiyonlar geliştirilecek. Çünkü mesele en ağır yükü taşıyabileni yapmak değildir. Mesele farklı operasyonlara ve farklı ihtiyaçlara göre kullanılacak birden fazla İHA sistemi geliştirmektir. Çünkü kimi operasyon bölgesinde az ama hızlı ulaşması gereken bir ihtiyaç vardır. Kiminde de, de? çok daha büyük ihtiyaçlar haliyle geliştirilen kargo ihaları farklı versiyonları, bu farklı senaryolara hitap eder. Dediğim gibi TUSAŞ'ın kargo İHA'sı ile ilgili çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu bahsettiklerimizin yanında bir de 2 ay içerisinde TUSAŞ tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı'na teslim edileceğini biliyoruz. Mevcut bütün bilgimiz bunlardan oluşuyor. O yüzden bugün esas odaklanacağımız nokta bu İHA'ları sahada nasıl bir işe yarayacağı. Askeri teknolojilerde ne kadar ilerlersek sahada verdiğimiz şehit o kadar azalıyor. Bu sistemin de esas işe yarayacağı konu bu aslında. Çünkü temelde sahadaki timlere lojistik destek sağlamak için kullanılacak. İlk etaptaki 80 kilogramlık kapasite bile mühimmattan kumanyaya kadar birçok ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde. Sonuçta her bölgede bunun belki de onlarcası olacak ve bu bahsettiğimiz lojistik faaliyeti normalde riskli bir faaliyet. Bu işi yapan destek unsurlarımız eskiden pusuların hedefi olurlardı. İşte bu işin havadan ve insansız şekilde yapılacak olması bu pusuların önüne geçecek. Özellikle Türkiye için bu sistemin çok özel bir yeri olacak. Çünkü bizim terörle mücadele ettiğimiz coğrafya çok zorlu bir coğrafya. Askerimiz bazen çok derin vadilerde bazen de binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıklarda mücadele ediyor. Bu da onlara malzeme ulaştırmanın zorlaşmasını sağlıyor. Kargo İHA bu zorluğu oldukça aşmamızı sağlayacak. Destek götürmemiz gereken birlik belki de kuzey Irak'ta olacak. Karadan bu desteği ulaştırma şansımız çoğu bölgede yok. Havadan bu işi şu an klasik boyutlardaki helikopterlerle yapıyoruz. Bu da elbette pilotlarımızın ve diğer mürettebatımızın risk alarak görev yapmasını gerektiriyor. Kargo ihalar sayesinde personel riske girmeyecek. Ayrıca boyutları da normal helikopterlere göre çok küçük olduğu için vurulma ihtimalleri de zayıflayacak bu tip İHA'ların bir de ekonomik getirileri olacak. Çünkü bunlar normal helikopterlere göre üretim ve işletme maliyetleri çok düşük sistemler. Türkiye gibi çok fazla operasyon yapan bir ülke için bu maliyetlerin düşmesi elbette önemli. Ayrıca bu sistemlerin yaygınlaşması kesintisiz operasyon kabiliyetimizi de arttıracak. Büyük operasyonlarda timler genelde aşama aşama ilerliyorlar. Bir aşama tamamlandığında merkeze dönüp eksikleri tamamlayıp diğer aşamaya geçiyorlar. Kargo İHA'lar sayesinde buna da ihtiyaç olmayacak. Sahadaki ihtiyaç sürekli karşılanacak. Yani kısaca özetlersek kargo İHA'lar lojistik açıdan ordumuzun ele ayağı olacak sistemler. Tabi bu sistemlere sadece askeri açıdan bakmamak lazım. Mesela ulaşılması zor bir yerde bulunan acil bir hasta için çok hızlı şekilde ilaç ulaştırma imkanı kazanacağız. Yani sağlık sektöründe de işe yarayacak bir sistem bu ve bundan daha da önemlisi afet anlarında yine ciddi anlamda yükümüzü hafifletecek bu sistemler. En son yaşadığımız deprem felaketinde bazı gerçeklerle yüzleştik bölgelere ulaşmak ciddi anlamda sorun oldu. Personel olmadığından filan değil, var olan personeli oralara ulaştırmakta zorluk yaşadık. Çünkü depremin yaşandığı şehirler çok büyük şehirler değildi. Haliyle kapasitesi kısıtlı havalimanları vardı. Buralara bu yüzden havalimanları üzerinden ulaşmak zor oldu. Ben depremin 3. günü Adıyaman'a indim. Havalimanında beklediğimiz süre içerisinde askeri helikopterler vızır vızır yardım taşıdılar. Orada bulunduğum bütün 10 günlük süre boyunca da hep buna şahit oldum. Buna rağmen yetmedi ve dediğim gibi havalimanı kapasitesinin düşük olması hava yolunda ciddi sıkıntılar yaşattı. Ve bu bölgelere karayoluyla da ulaşılamadı çünkü yolların büyük çoğunluğu tahrip olmuştu. Yani afet bölgesine lojistik destek sağlamak gerçekten çok zordu. İşte bu kargo İHA'lar bu tarz zor durumları aşmakta elimiz ayağımız olacaklar. İleride iyice yaygınlaştıklarında bu tarz durumlarda durmadan çalışıp atıyorum köylerin acil ihtiyaçlarını birkaç saat içinde tamamlayabilirler. Bu da sahadaki ekiplerin iş yükünü inanılmaz azaltır. Yani Paris Air Show'da tanıtılan TUSAŞ imzalı kargo İHA göründüğünün çok ötesinde bir proje. Ve işin daha da güzel kısmı şu ki bu konuda sadece TUSAŞ çalışmıyor. Şu an Türkiye'de özel sektörde yapılan çalışmalarla birlikte ondan fazla proje var. Yakın zamanda bu sistemleri askerimize mermi taşırken de evimize kargo getirirken de görebiliriz. İşte o çağ geldiğinde Türkiye buna hazır olacak. Bugün konuşacağımız ikinci gelişme yine TUSAŞ ilgili ve yer yine Paris Air TUSAŞ burada T-925 genel maksat helikopterinin de tam ölçekli modelini ilk kez sergiledi. Bu helikopter Türkiye'nin 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri. Sergilenen birebir ölçülü modele baktığımızda dikkat çekici olduğunu söylemek zor değil. Hem kırmızı beyaz boyaması hem de heybetiyle dikkatler üzerine çekiyor. Bu helikopter Atak 2 ile birçok benzer özelliğe sahip. Zaten bu TUSAŞ'ın çok yaptığı bir şey. Daha önce de T-129 Atak'ta kullanılan bazı alt sistemlerle T-625 ve helikopterini geliştirmişlerdi. T-925 için hedef 2024 yılında ilk uçuşun gerçekleştirilmesi. Hem de yılın başı sayılabilecek bir tarihte. 18 Mart 2024'te. Bu helikopter 21 kişi taşıyabilecek. Yani şu an Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan S-70 Black Hawk'lardan daha yüksek bir kapasitesi var gövde arkasında rampa sistemi kullanılıyor. Bu sayede personel ve malzeme hızlı şekilde yüklenebiliyor. Bu helikopterin kargo bölmesinde askeri araç taşınabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çokça kullanacağı bir sistemden bahsediyoruz Can ve bu helikopter Türk havacılık çalışmaları için de özel bir yere sahip olacak. Yani kısaca özetlersek Paris Air Show TUSAŞ'ın ilkleri sergilediği yer oldu hem genel maksat helikopteri hem de kargo İHA gerçekten çok özel çalışmalar. Bunları sahada gördüğümüz zaman etkisini çok daha iyi anlayacağız. Ama bu çalışmalar 2000'lerde bile bizler için hayalin ötesinde çalışmalardı. Şimdi bunların ete kemiğe bürünmüş hallerini konuşuyor olmak gerçekten çok büyük keyif. Zamanındaki yokluğu bilenler o yüzden bu varlıktan bu kadar keyif alıyorlar. İnşallah yakın zamanda bu sistemlerin envantere girdiğini de konuşuruz. Türkiye öyle bir coğrafyada ki bu tarz çalışmalar, projeler bizim için batı ülkelerine kıyasla çok daha daha anlamlı. Biz ayakta durmak istiyorsak güçlü olmak zorundayız ve o gücü bize bu kanalla konuştuğumuz savunma sanayi projeleri sağlayacak. Aslında çok şükür ki büyük oranda sağladılar da. Allah'a emanet olun.